Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay. Rahatlıkla herkesin yapabilecek olduğu bir örgü modeli arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde simli angora tarzı bir ip kullanacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi, tığınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ben yelek modeli olarak göstereceğim. Bu şekilde alt zemin olarak trabzan gittim. Videoyu çok uzun tutmamak adına. Sizler farklı bir örgüde yapacaksanız trabzan yapmazsınız arkadaşlar. Veya yelek modeli olarak yapacak iseniz de bu trabzan sayısını birazcık daha fazla yapabilirsiniz. Mesela en az 4 sıra trabzan yapmanızı tavsiye ederim. Hemen videoma geçmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın bu dibe değil, yanındakine batıyorum. Buraya battığım takdirde arttırma işlemi yapmış olurum. Bu yanındakine batıyorum. Toplamda arkadaşlar bu alt zeminde 53 tane trabzan çektim. Şimdi bu 2 trabzanımı kenar trabzan olarak sayıyorum. Model trabzan olarak saymıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen takip eden trabzana batıyorum. Fakat bunlar model trabzanım olacaklar. Model trabzanımı 7 tane yapıyorum. Yani arkadaşlar toplamda burada 9 tane trabzan olmuş olacak. Baştaki zincirimiz ile beraber. Çok da kafanızı karıştırmak da istemiyorum. 2, 4, 6, 7, şöyle 8 ve 9. 9 tane trabzan yaptım bu baştaki zincirimle birlikte. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine girdim ve sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine yan yana 7 tane trabzan yapıyorum. Model trabzanlarım 7 tane. 2, 4, 6 ve 7.yi de yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine girdim. Ve 7 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Şöyle göstereyim. Sıramızın sonuna kadar yapalım ve devamında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sonuna kadar geldim. Şimdi bu sonu sizlere göstermek istedim. 3 tane zincirimden sonra tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine girdim. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu 2 tanesi kenar trabzanım. 3.sü de modelimin trabzanı oluyor. Hemen 4 zincirle geriye dönüyorum. Tığımın başını doladım. Takip eden trabzan tepesine battım. Hemen onun yanındakine de battım. Bu şekilde 3 tane trabzanım olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen takip eden trabzana, ya bakın buradaki trabzanın tepesine girdim. Yine 7 tane trabzanımı tamamlıyorum burada. Hızlıca yapıyorum. Bakın burada 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen bir sonraki trabzanların tepesine giriyorum ve trabzanlarımı tamamlıyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde yapalım. Devamında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım.
takip eden trabzan tepesine girdim ve trabzanımı yaptım. Böylelikle kenar trabzanımı yapmış oldum. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu modelimin trabzanı. Şimdi bu sıramızda modelimiz yer değiştirecek. Yani şu burada görmüş olduğunuz zincirlerle yapmış olduğumuz modelimiz artık trabzanların üzerine gelecek. Buraya da trabzanlarımız gelecek. Yani şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum bu 3 trabzandan. Sonra 1, 2, 3'üncüye sık iğne olacak şekilde battım. 1, 2, 3 tane zincir tığımın başını doladım. 1, 2, 3'üncüye girdim ve trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Bakın birinci trabzanımı yaptım. Bu zincirimin içerisine giriyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı trabzanımı yapıyorum. Yedinci trabzanımı da buradaki trabzan tepesine batıyorum. Bu şekilde. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncü zincirin tepesine battım. Sık iğne olacak şekilde. 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın 1, 2, 3. Üçüncünün tepesine bu şekilde batıyorum. Bu birinci trabzanım. İkinci trabzanımı zincirimin içerisine batıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. trabzanımı buradaki trabzan tepesine batıyorum. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz yer değiştirmiş oldu. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3'üncünün tepesine girdim. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yapalım. Devamında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna kadar geldim. Burayı sizlere göstermek istedim. 7 tane trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Son 2 trabzanımı da aynı şekilde yapıyorum. Yani bakın buradaki gibi olmuş oldu. 4 zincirle geriye dönüyorum. Tığımın başını doladım. Hemen takip eden trabzanın dibine girdim. Bu şekilde yine her bir trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Modelimiz artık zaten kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Burada 5 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen trabzanlarımın tepesine geliyorum. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Modelin yapımı bundan ibaret. Ben şimdi sizler için kamera arkasında birazcık modelimi büyüteceğim arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Görüyorsunuz. Biraz modelimi büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın ben bu şekilde birkaç sıra daha yaptım. Bu modelimizden çok güzel yelek modeli olabilir arkadaşlar. Tığ işi çok güzel yelek modeli olur. Haricinde şal modelleri çok hoş olur. Bebek battaniyesi, bebek örgülerinde bluz, hırka tarzı örgülerde çok hoş durur arkadaşlar. Gerçekten modelimiz çok güzel. Biraz böyle kesme şekerini de anımsatıyor gibi geldi bana. Tabii ki herkesin hayal gücüne kalmış bir şey. Bana öyle geldi yani. Görüyorsunuz tığ işi çok hoş bir yelek modelimiz oldu. Bu şekilde her iki tarafı da aynı gözüküyor arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.